Her kurum kendi işine yönelecek. Burada Merkez Bankası'nın görevi fiyat istikrarını sağlamak. Önceliği bu olmalı. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde son 2,5-3 yıldır Büyük Millet Meclisi'nin gündemine getirilen bütün kanun teklifleri enflasyonla mücadele etmemenin sonucunda ortaya çıkan sonuçlarla çözüm yolları aramakta. Halbuki bunu yapacağımıza adam gibi enflasyonla mücadele etseydik bu kanunların çoğuna ihtiyaç yoktu. Mesela biz sadece orada refah payı vermek için çalışanlara bir takım düzenlemeler yapacaktık. Yani bu kafayla gidersek biz önümüzdeki yıl 15 bin lira, ondan sonraki yıl 30 bin lira, ondan sonra da 50 bin lira asgari ücretle karşılaşabiliriz. Üstelik bu enflasyon telafisi de değil, ücretli, dar gelirli sürekli enflasyona da yeniliyor. Bunun hiç yani inkar edilecek tarafı da yok. Halbuki kök mesele enflasyon. Bütün enerjimizi bu onun yarattığı kötülüklere harcamak yerine enflasyona harcasaydık bugün geldiğimiz nokta çok daha iyi olurdu, maliyetimiz çok daha düşük olurdu. Yani sacrifice ratio denilen, yani bir birim büyümeden vazgeçmek için enflasyonu ne kadar düşüreceğimiz bir maliyet. Yani biz bunu zaten yüklenerek yapıyoruz ama sonuç alamıyoruz. Maliyet giderek artıyor.